Aspirin eritip bacağı sürmek ne işe yarar? Aspirin eritip bacağı sürmek jilet ile tüy alma yöntemlerine göre en hızlısıdır. Fakat yan etki olarak hassas ciltlerde tahrişe neden olabiliyor. Aspirini eritip tüy alanlar ve sonrasında tahriş olan bölgeler için tahriş önleyici doğal çözümler de var. Tahriş ve kızarıkları gidermek için aşağıdaki doğal çözümleri deneyebilirsiniz. Aspirinin bu etkisini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Aspirin şampuan ile karıştırırsanız kepekleri önleyebilirsiniz. Yüzdeki siyah nokta ve akneleri kolayca temizler. Çiçeklerin ömrünü uzatma özelliği vardır. Nasırı tedavi eder. Ter lekesini çıkarır. Sivrisinek ve arı sokması yüzünden oluşan iltihaba iyi gelir. Aspirin eritip bacağınıza sürmek jilet ile tüy alma yöntemidir. Ancak tahrişe neden olabilmektedir. Jilet ile tıraş sonrası tahrişi ve jilet yanıklarını önlemeye yardımcı doğal çözümlere bu makalemizden ulaşabilirsiniz bir bebek pudrası, mısır nişastasının kaşıntılı cilde anında rahatlama getirdiğini biliyor muydunuz? Bu yüzden bebeklerin kaşıntılarını gidermek için kullanılan bebek pudralarının içine katılır. Evinizde bebek pudrası varsa bunu tahriş olmuş bölgeye uygulayın, cildinizin yatıştığını fark edeceksiniz. Eğer evinizde bebek pudrası yoksa bir miktar mısır nişastasının su ile karıştırıp macun haline getirin ve tahriş olmuş bölge üstünde 10 dakika bekletin. Su ile yıkayınız, 2 bal, Balın yanmayı önleyici ve antimikrobik özellikleri tahriş olmuş cildinizi pürüzsüz ve yumuşacık yapacaktır. Bir miktar organik ham balı tahriş olmuş bölgeye uygulayın. 10-15 dakika bekletip ılık su ile yıkayın. 3- Doğal yağlar. Doğal yağlar yatıştırıcı özellikleri ile bilinirler. Zeytinyağı, çay ağacı yağı ve E vitamini yağı tahriş olmuş cildinizi onarmak için mükemmel çözümdür. İstediğiniz yağlardan birini seçip tahriş olmuş bölgeye pamuk yardımıyla günde 2 kere uygulayın. Zeytinyağı gibi doğal bitki yağları cilde direkt uygulanabilirken lavanta yağı, çay ağacı yağ gibi esansiyel yağların suyla karıştırılıp cilde uygulanması gerekir. 4. Soğuk kompres, soğuk kompres cilt sıcaklığını düşürür ve sinir aktivitesini azaltır. Kızarıklık ve kaşıntıdan çabuk kurtulmak için çok iyi bir yöntemdir. Birkaç buz küpünü bir havluya sarıp tahriş olmuş bölge üzerinde birkaç dakika tutun. Eğer evde buz yoksa bir havluyu soğuk su ile ıslatıp aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. 5. Vazelin, vücudunuzu tıraş etmek cildinizi kurutur ve kaşındırır. Tıraş işleminden sonra cildinizin doğal nem miktarını dengelemek çok önemlidir. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri nemlendirici özelliğiyle nam salmış vazelin kullanmaktır. Tahriş olmuş alana bir miktar vazelin sürün ve 10-15 dakika bekletin. Islak bir havlu yardımıyla durulayın. 6 elma sirkesi. Elma sirkesi, mikropları ve bakterileri öldüren ve yanmayı azaltmaya yardımcı olan bir sirkedir. Asidik içeriği cildinizin pH seviyesini düşünerek kızarıklığı ve pürüzleri giderir. Eşit miktar elma sirkesi ve suyu karıştırın. Pamuk yardımıyla tahriş olmuş bölgeye uygulayın ve kuruyana kadar bekletin daha sonra su ile durulayın. Elma sirkesinin asitli yapısı alerjiye eğilimli ciltlerde tahrişe neden olabileceği için önce bileğinizde cildiniz üzerindeki etkisini test etmeyi öneririz. 7. Yulaf ezmesi Yulaf ezmesinin kaşıntı ve yanmaya karşı etkisi sayesinde tıraş sonrası uyguladığınızda cildinizin yatıştığınızı hissedeceksiniz. Bir miktar yulaf ezmesi ve sadece yoğurdu bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Tahriş olmuş bölgeye uygulayan Yarım saat bekletin sonra ılık su ile yıkayın. 8. Aloe vera, çok etkili nemlendirme özelliklerine sahip olan aloe veranın tıraş sonrası cildi rahatlatmak için çok iyi bir çözüm olduğunu biliyor muydunuz? Aloe veranın özündeki jel kıvamındaki maddeyi ayırın ve tahriş olmuş bölge üzerinde gezdirin. Kurumasını bekleyip ılık su ile yıkayın. 9. Salatalık, salatalık neredeyse tamamen sudan oluşur ve bu da onu kuru ve tahriş olmuş ciltler için en iyi doğal nemlendiricilerden biri yapar. Dilimlenmiş taze salatalıkları cildinize sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Kızarıklık ve yanma hissini daha hızlı azaltmak için buzdolabında beklettiğiniz soğuk bir salatalık kullanın.